Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle 11. sınıfın ilk konusu olan Wohn Möglichkeiten konusunu işleyeceğiz. Bundan önceki derslerimizde telafi kapsamında dersler yapmıştık ama artık bundan sonra 11. sınıfın ilk konusuna devam ederek derslerimizi işleyeceğiz. Evet, burada ilk konumuz Modül 1 die Wohn Möglichkeiten. Wohn Möglichkeiten bedeutet konut seçenekleri in Türkisch. Yani ev seçenekleri. Biz bu ünitede neler öğreneceğiz? Biz bu ünitede önce die Wohnung, dann die Zimmer und dann die Möbelstücke. Und machen wir weiter. Evet. Erste Thema ist Wohnmöglichkeiten. Was sehen Sie hier? Viele Häuser. Aber was? Und die erste ist ein Familienhaus. Ein Familienhaus bedeutet müstakil ev in Türkisch. Yani biz buna Türkçe'de müstakil ev diyoruz. Yani şurada kelimeyi açacak olursam ein bir demek, familie aile und Haus ev demek. Yani bir aile evi, yani müstakil ev anlamında kullanılmış. Hier sehen Sie ein Familienhaus und die zweite ist die Villa. Die Villa bedeutet Villa in Türkisch, yani aynı villa anlamına geliyor. Und hier sehen Sie ein Villa und die dritte ist das Mehrfamilienhaus. Şuradan kelimeyi açacak olursak mehr çok, family aile, house ev demek. Yani çok aile evi eşittir das bedeutet apartman. Hier sehen Sie ein Mehrfamilienhaus. Hier der Bungalow. Der Bungalow ist Bungalow in Türkisch. O da tek katlı ahşap ev anlamına geliyor. Und burada aynı zamanda bungalow olarak da Türkçe'ye çevrildiğini görebilirsiniz. Und machen wir weiter. Das Reihenhaus. Ja, das Reihenhaus ist sıralı ev in Türkisch. Yani bu sıralı ev demek. Ama biz bunu Türkiye'de pek yaygın görmüyoruz. Görmediğimiz bir ev tipi. Daha çok Almanya'da oluyor. Hier sehen Sie ein Reihenhaus und das Doppelhaus. Was ist Doppelhaus? Doppelhaus ist Duplex in Türkisch. Yani Duplex anlamına geliyor. Şurada hier sehen Sie ein Doppelhaus. Yani iki katlı ev anlamında. Und die nächste ist Hochhaus. Das Hochhaus bedeutet çok katlı bina. In Türkisch oda gökdelen. Yani bu yüksek katlı, çok katlı bina anlamında. Aynı zamanda gökdelen de diyebiliriz. Hier sehen Sie ein Hochhaus. Hier. Und die nächste ist das Wohnmobil. Das Wohnmobil bedeutet Karavan in Türkisch. Hier sehen Sie ein Wohnmobil hier. Karavan bildiğiniz üzere böyle istediğiniz yere götürebildiğiniz bir ev çeşidi. Burada bir tane görebiliyorsunuz. Evet, machen wir weiter. Und die nächste ist das Bauernhaus. Bauernhaus bedeutet çiftlik evi in Türkisch. Yani çiftlik evi anlamına geliyor. Hier sehen Sie ein Bauernhaus hier. Und die nächste ist der Stock. Der Stock bedeutet kat in Türkisch. Yani Türkçe'de kat anlamına geliyor. Die nächste ist der Balkon. Der Balkon bedeutet Balkon in Türkisch. Yani burada hier
können Sie ein Balkon sehen und die Terrasse. Die Terrasse bedeutet Terras in Türkisch und hier können Sie ein Terrasse sehen. Und dann machen wir weiter. Wo lebe ich? Wo lebe ich? Die Stadt oder die Großstadt oder das Land oder ein Dorf? Was? Wo lebe ich? Und bunları yapmadan önce sizinle dativ konusuna görmemiz, işlememiz gerekiyor. Was ist dativ? Dativ nedir? Dativ öncelikle Türkçe'de da, de anlamını karşılayan ektir, eklerdir. İsmin hallerinden bir tanesidir. Yani biz burada ne diyeceğiz? Wo kelimesinin karşılığı olan ismin hali. Yani de, da. Burada yani nerede oturuyorsun? Köyde oturuyorum. Nerede yaşıyorsun? Şehirde yaşıyorum. Orada dikkat ederseniz de, da. Yani biz buna Türkçe'de dolaylı tümleç diyebiliriz. Bunları açacağız şimdi. Da, di ve das artikellerimiz var. Biz burada neler yapacağız? Dativ yapmak için. Onları öğreneceğiz. Bu bizim için önemli bir konu. Evet, machen wir weiter. Bestimmte Artikel im Dativ. Yani Dativ'de belirli artikel nasıl kullanıyoruz? Öncelikle onları öğreneceğiz. Nasıl kullanıyormuşuz? Zaten bizim 3 tane artikelimiz var. Bunlar nedir? Da, di, das. Yani da, di ve das. Ben dativ yapacaksam, belirli article'la bir dativ yapacaksam ne yapmam gerekiyor? Eğer artikelim da ise onu deme dönüştürüyorum. Di ise onu da dönüştürüyorum. Eğer das ise deme dönüştürüyorum yine. Bunlarla ilgili örnekler yapalım. Onlar da örnekleri yapınca daha iyi pekiştireceksiniz. Bakalım. Machen wir weiter. Wo wohnst du? Was ist das? Ne demek? Yani nerede oturuyorsun? Evet, örneklerimize bir bakalım. Ich wohne in der Villa. Ich wohne in der Villa. Yani bir villada oturuyorum. Und şurada bir artikelimiz önce bakalım. Villanın artikeli neydi? Die. Die ise die, önceki tabloya dönüyorum. Biz die'yi neye dönüştürüyoruz? Der. Der. O yüzden ne oldu? Ben buradaki die'yi der'a dönüştürdüm ve buraya ekledim. Dativ yapmak için. Yani de anlamı katmak için ben bunu yapıyorum. Yani nerede oturuyorum? Villa'da oturuyorum. Ich wohne in dem Bungalow. Bungalow. Ya bakalım cümlemize. Nerede oturuyor? Wo wohnst du? Ich wohne in dem Bungalow. Bungalow. Yani bungalow'un artikeline bakalım. Der. Der olduğu için bir önceki tablomuza dönüyorum. Dativ yapmak için biz bunu deme dönüştürüyoruz. Yani ich wohne in dem Bungalow. Bungalow'da oturuyorum. Buradaki der artikelimi deme dönüştürdüm. Daha de anlamı katmak için, dativ anlamı vermek için. Evet. Ich wohne in dem Einfamilienhaus. Yani ben neydi Einfamilienhaus? Müstakil ev. Müstakil evde oturuyorum. Yani bu yine de anlamı kattım. Wo sorusunun karşılığı. Wo sorusunun karşılığını verdiği için ben bunu dativ yaptım. Evet. Buradaki das olduğu için bir önceki tabloma dönüyorum. Das'ı ne yapıyorum? Dem. O zaman geldik buraya. Ich wohne in dem Einfamilienhaus. Yani müstakil evde oturuyorum. Evet. Bu bizim belirli artikelle yaptığımız
belirli artikelle yaptığımızdı. Şimdi bir de belirsiz artikellerle yapmayı göstereceğim. Şöyle gelelim. Evet, şimdi bir de belirsiz artikellerle yapalım. Belirsiz artikellerle nasıl yapıyoruz? Belirsiz artikel deyince aklımıza ilk başta ne geliyor onu öğrenin. 15 limite article mit dative. Yani dative ile belirsiz artikel nasıl kullanıyoruz? Yani bunu belirsiz dediğim zaman mutlaka aklınıza burada ein gelecek. Ein yani bir. Ben burada ne diyordum? In der villa. Neydi? Villada oturuyorum. Bir bungalovda oturuyorum veya bir müstakil evde oturuyorum. Burada bakalım bu anlam nasıl katacak? Evet. Der, die ve das. Yine üç artikelim var. Ben bunlara bu artikellere ekleyeceğim. Ekleri aynıların sonuna ekliyorum. Bakalım. Der ne ekliyorduk? Dem oluyordu. Burada da aynı eklediğim için aynem oldu. Die de ekliyorduk. Ne oldu? Aynı. Das da yine dem oluyordu. O dem olduğu için ben ayna dönüştürdüm. Aynem koydum. Evet. Bakalım örnekleri görünce daha iyi pekiştirmiş olacaksınız. Wo wohnstu? Yine aynı sorumuzu soruyorum. Nerede oturuyorsun? Ich wohne in einer Villa. Yani bir villada oturuyorum. Bir dediğim zaman ne olduğu belli mi? Hangi villa? Belli değil. O zaman o yüzden biz buna 15 diyoruz. Evet. Ich wohne in einem Bungalow. Bakalım. Ben bir bungalovda oturuyorum. Hangi bungalov? Belli mi? Hayır, o yüzden 15 yani belirsiz. Bakalım. Bungalow'un artikeli der olduğu için ben bunu em ekledim. Aynem. Villada die olduğu için aynı eklemiştik. Sonra ea eklemiştik. Burada em ekledik çünkü bizim artikelimiz der. Üçüncü örneğimize bakalım. Ich wohne in einem Einfamilienhaus. Bir müstakil evde oturuyorum. Hangi müstakil ev? Biliniyor mu? Hayır. O yüzden ben buna belirsiz diyeceğim. Einfamilienhaus. Artikelim das olduğu için ben sonuna aynın em ekini ekleyerek bunu dativ yapmış oldum. Evet. Şurada bu sayte 13. Bakalım. Buradaki örneklerimizde de bir bakalım. Wo wohnst du? Evet, nerede oturuyorsun? Ich wohne in einem Hochhaus. Ist das bestimmt oder unbestimmt? Es gibt ein hier. So, das ist unbestimmt. Evet. Ne dedi? Ich wohne in einem Hochhaus. Çok katlı binada oturuyorum. Ya da yüksek katlı binada oturuyorum. Yüksek katlı bir binada oturuyorum derken bir anlamı kattığı için bu unbestimmt. Yani belirsizdi. Ne yaptım? In var. Wo sorusunun cevabını verdiği için ben bunu burada dative dönüştürdüm. Aynı. Bunun artikeli de das idi. Einem Hochhaus oldu. Ich wohne in einem Einfamilienhaus. Yani bir müstakil evde oturuyorum. Bir anlam var yine. Ein, das Haus olduğu için em geldi sonuna. In einem, bir müstakil evde oturuyorum. Evet, wo wohnst du? Wieder. Ich wohne
in eine Wohnung. Die Wohnung, so, die Endung ist er. Burada ein olduğu için ne yaptım? Artikelim die olduğu için buraya er ekledim. In ein, bir evde oturuyorum oldu. Bir konutta oturuyorum. Evet, devam edelim. Bir diğer sorumuz ise wo möchtest du leben? Wo möchtest du leben? Bedeutet nerede yaşamak istersin? In einer Stadt oder auf einem Dorf? Bir şehirde mi veya bir köyde mi? Evet, bu soruların karşılıklarını yapalım. Ich möchte in einer Stadt leben. Ich mag Städte. Yani bu öğrenimizde demiş ki bir şehirde yaşamak istiyorum. Neden? Çünkü ich mag Städte. Şehirleri seviyorum demiş. Şuradaki örneğimize hemen bakıyoruz. Nerede yaşamak istiyoruz? In einer Stadt. Ne bu? Yani bu bir şehirde. Bu bir dativ değil midir? Evet, bu bir dativdir. O yüzden bu Stadt artikelim die olduğu için burada eine Stadt olmuş. Yani dativ yapmışım. Bir şehirde yaşamak istiyorum. Evet, ich möchte das zweite Beispiel. Ich möchte auf einem Dorf leben. Ich mag die Natur. Wo, nerede yaşamak istiyormuş? Ben köyde yaşamak istiyorum. Ich mag die Natur. Doğayı seviyorum. Nerede? Köyde. Wo sorusunun cevabını karşılıyor mu? Evet. Bu Dorf'un artikeli de das oldu. Das olduğu için ne yaptım? Einem Dorf. Yani M getirdim sonuna. Bir köyde. Yine unbestimmt oldu. Evet. Ich möchte in eine Großstadt leben. Ich kann alles finden. Evet. Nerede yaşamak istiyormuş? Büyük şehirde yaşamak istiyorum. Çünkü her şeyi bulabiliyorum diyor. In eine Großstadt. Aynı. Burada distat olduğu için artikelim aynın sonuna ea gelmiş ve bir büyük şehirde anlamı kattığı için dativ yaptık biz bunu. Evet, bugünlük bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Auf Wiedersehen.